Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Daha önce de neler yapmıştık? Maddenin halleri ünitesinde bayağı bir ilerlemiştik. Katılardan ve sıvılardan bahsetmiştik özellikle. Şimdi geldik artık ünitenin sonuna. Burada ne yapacağız peki? Gazlar ve plazmalardan bahsedeceğiz. Ve şöyle bir programımıza bir göz atalım. Sonrasında bizi neler bekliyor peki? Bugünkü dersimizde gazlar ve plazmalar yapacağız. Ardından arkadaşlar gördüğünüz gibi dolu dolu bir program bizi bekliyor olacak. Takip etmeye ve hiçbir ders kaçırmamaya özen gösterelim lütfen ve hemen geçelim neler varmış gazlar ve plazmalar konusunun içeriğinde, ona hep birlikte bir göz atalım. Arkadaşlar nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle bir gazların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Ardından burayla ilgili en önemli nokta, gazları ilgilendiren temel büyüklüklerden bahsedeceğiz. Birimlerinden bahsedeceğiz ve bunlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayacağız. Ardından hal değişim grafiklerinden bahsedeceğiz. Yani sadece gazlarda değil, burada diğer haller arasındaki geçişler nasıl oluyor hal değişimlerinde? Hangi enerjilerde değişiklikler gösteriliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında arkadaşlar plazma halinden de bahsederek mevzuyu kapatmış olacağız. Kaynama noktasının aslında gazların oluşum sürecindeki öneminden burada bahsetmiş olacağız, değineceğiz. Şöyle gazları genel olarak bir inceleyecek olursak arkadaşlar. Şimdi gazları diğer fiziksel hallerle kıyasladığımız zaman, şimdi demiştik ki maddenin en düzenli hali katıdır ve tanecikleri arasındaki boşluk çok çok azdır. Yok sayılabilecek kadar azdır. Sonrasında maddeye biraz enerji verdiğimiz zaman sıvı hale geçiyordu ve tanecikler arası boşluk biraz artıyordu. Sonrasında biz onu gaz hale geçirdiğimiz zaman gaz tanecikler arasındaki boşluk çok fazla oluyor. Arkadaşlar plazmaya geldiğimiz zaman diyeceğiz ki madde enerji almasına rağmen tanecikler arasındaki boşluk biraz daha azalıyordur. Bu yüzden de maddenin en düzensiz hali gaz halidir diyeceğiz. Bak, en yüksek enerjili hali gaz hali değil ama en düzensiz hali gaz halidir. Çünkü plazmaya geçerken tanecikler birbirine biraz daha yaklaşıyor. Şimdi katılardan bahsederken demiştik ki belli bir şekli de hacmi de var. Sıvılardan bahsederken dedik ki hacmi bellidir ama şekli belli değildir. Kabın şekline göre şekli değişkenlik gösterebilir. Gazlara geldiğimiz zaman bu defa ne şekilleri bellidir ne de hacimleri bellidir. Dolayısıyla ikisi de belirli değil. Bulundukları kabın tamamının hacmini doldururlar ve dolayısıyla da şekil olarak da bulundukları kabın tamamının şeklini alırlar diyeceğiz. Bunu da buraya yazabiliriz. Hem şeklini hem de hacmini alırlar içerisinde bulundukları kabın arkadaşlar. Dolayısıyla da her şey kaba bağlıdır diyeceğiz. Taneciklerin hareketine geldiğimiz zaman katılar için demiştik ki sadece titreşim hareketi yaparlar. Sıvılar titreşim ve öteleme yapıyorlardı. Gazlara geldiğimiz zaman onlara göre çok daha yüksek enerjili bir halden bahsettiğimize göre tabii ki onların yapabildiği titreşim hareketini bunlar da yapabiliyorlar. Bunun dışında sıvıların yapabildiği öteleme hareketini bunlar da yapabiliyorlar ve bunların yanı sıra bir de ekstra olarak dönme hareketi yapabiliyorlar. Bu da gazları diğerlerinden ayıran en önemli nokta oluyor arkadaşlar. Ve demiştik ki bir madde öteleme hareketi yapıyorsa akışkan özellik gösterir. Bu yüzden sıvılar da akışkandı. Gazlar da öteleme hareketi yapabildikleri için akışkanlık özelliği gösterecekler. Sıkıştırılabilme özelliğine geldiğimiz zaman katılar ve sıvılar her ikisi için de demiştik ki tanecikler arası boşluk çok az olduğu için bunlardaki sıkıştırılabilme özelliğini ihmal ediyoruz, sıkıştırılamaz diyoruz. Ama gazlarda tanecikler arası boşluklar çok fazla olduğu için sıkıştırılabilir özelliğe sahip oluyorlar arkadaşlar. Gelelim gazlardaki temel büyüklüklerden bahsetmeye arkadaşlar. 4 tane temel ve çok önemli büyüklüğümüz olacak ve ta 11. sınıfta bile bunlarla ilgilenmeye devam ediyor olacağız. Basınç burada bahsedeceğimiz ilk büyüklük olacak arkadaşlar. Tanımına gelecek olursak, şimdi basınç dediğimiz şey aslında bilim yüzeye uygulanan dik kuvvet olarak tanımlamıştık fizikte, değil mi? Bu tanımı yine devam ettiriyor olacağız ama sadece gazlara özelleştirerek tanımladığımızda diyeceğiz ki bu dik kuvveti oluşturan şey gaz taneciklerinin kap çeperlerine yaptığı çarpmalardır. Dolayısıyla da gaz taneciklerinin kap çeperlerindeki birim yüzeye uyguladığı ve dik olan kuvvetlerin toplamı aslında bize oradaki basıncı ifade eden değer olacak. Ne kadar fazla sayıda çarpma oluyorsa o kadar yüksek basınç üretiyorlardır. Ya da ne kadar hızlı çarpıyorlarsa, ne kadar yüksek bir enerjiyle çarpıyorlarsa o kadar yüksek bir basınç oluşturuyordur diyebiliriz arkadaşlar. İlişkilerini de bu şekilde kurgulayabiliriz. Birimlerine gelecek olursak en temel birimimiz ATM olacak arkadaşlar. Atmosfer basıncını simgelemiş olacağız. Yani aslında bir atmosfer normal şartlar altında oluşan basıncın
ifadesi olarak karşımıza çıkar. Ama burada santimetre civa ve tor gibi iki farklı büyüklükte karşımıza çıkacak. Yani aslında aynı büyüklüğü ifade eden farklı birimler karşımıza çıkacağız. Diyeceğiz ki bir atmosfer basınç demek 76 santimetre civa demektir. Yani aslında 76 santimetre yüksekliğindeki civa sıvısının tabanında oluşturduğu sıvı basıncı bir atmosferlik gaz basıncına eşittir diyeceğiz. Veya 760 tor veya 760 milimetre civaya eşittir diyeceğiz. Bu eşitlikleri bilmemiz gerekecek. Gelelim sıcaklığa arkadaşlar. En önemli tanımlardan birisi karşımızda arkadaşlar. Diyeceğiz ki sıcaklık demek madde taneciklerinin sahip olduğu ortalama kinetik enerjiye verilen addır. Ortalama kinetik enerji sıcaklıkla ifade edilecek. Dolayısıyla da aslında kinetik enerji dediğimizde hareket enerjisi olduğu için tanecikler ne kadar hızlı hareket ediyorsa kinetik enerjisi, dolayısıyla da sıcaklığı o kadar yüksektir. Yani aslında şunu da anlayabiliriz, sen bir maddeyi ısıttığın zaman, sıcaklığını artırdığın zaman daha doğrusu burada taneciklerin daha hızlı hareket etmesine sebep olursun. Bu da kinetik enerjinin artmasından kaynaklanıyordur. Burada da iki birim karşımıza çıkacak arkadaşlar. Birincisi Celsius veya santigrat derece olarak ifade ettiğimiz büyüklük. İkincisi de büyük T sembolü ile gösterdiğimiz ve Kelvin olarak ifade ettiğimiz büyüklük olacak, birim olacak arkadaşlar. Kelvin'e diyeceğiz ki bu mutlak sıcaklıktır. İfadenin sebebi nedir? Mutlak sıcaklık ifadesi nereden geliyor? Arkadaşlar Kelvin cinsinden sıcaklıkta negatif bir değer olamaz. Yani sıfır Kelvin demek mutlak sıfır demektir. Onun altında bir sıcaklık mümkün değil demektir. Çünkü sıcaklığı tanımlarken ortalama kinetik enerji olarak tanımlamıştık ya. Sıfır Kelvin demek bu kinetik enerjinin sıfırlanması. Yani bütün hareketlerin bitmesi demek oluyor. Dolayısıyla da bunun altına düşülemeyeceği için sıfır Kelvin'in altı mümkün değil. Ve burada santigrat derece ve Kelvin arasında bir geçiş yapmak istiyorsak sadece 273 ile toplamamız yeterli olacak. Çünkü 0 Kelvin demek aslında eksi 273 santigrat derece demektir. Bunun altına düşülemediği için bu ikisi aynı noktaya denk geliyor. Ve bu termometreler arasındaki büyüklük mesafe aynı olduğu için de sadece 273 ile topladığımız zaman Kelvin'i santigrat dereceye çevirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir diğer büyüklüğümüz sıcaklık olacak. Hacim olacak, özür diliyorum. Hacimden bahsederken arkadaşlar diyeceğiz ki gaz hacmi demek, şunu hacim şeklinde düzeltelim, gazın hacmi kabın hacmine eşittir arkadaşlar. Çünkü ne demiştik, gazların belirli hacimleri ve şekilleri yoktur, bulundukları kabın hem hacmini hem de şeklini alırlar. Burada arkadaşlar büyüklükler birimler olarak da şunu ifade edeceğiz, litre ve desimetre küp temel ölçü birimlerimiz olacak. Diyeceğiz ki 1 litre demek 1 desimetre küpe eşittir demek olacak. 1 mililitre de, yani aslında litrenin binde biri de, 1 santimetre küpe eşit olacak. Çünkü santimetre küp de desimetre küpün binde biri büyüklüktedir. O zaman 1 litre 1000 mililitredir diyeceğiz veya 1 desimetre küp 1000 santimetre küptür diyeceğiz. Dolayısıyla bunlar arasındaki geçişler de aynen geçerli olacak. Miktara gelecek olursak, bakın madde miktarını ifade eden aslında temel büyüklükler nelerdir? Kütle, hacim veya tanecik sayısı bize miktarı ifade eder ve burada en önemli karşımıza çıkacak şey mol sayısı olacak arkadaşlar. Diyeceğiz ki mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik demek olacak ki kendisini Avogadro sayısı olarak da ifade etmeye devam edeceğiz. Burada diyeceğiz ki arkadaşlar şimdi bir maddenin molünü bulmak istiyorsak öncelikle bir molünün kütlesini hesaplayabilmemiz gerekiyor. Mesela bize karbondioksiti vermiş ya, ama şunu yapıyoruz. Karbondioksit molekülünde bak bir tane karbon iki tane oksijen var ya, 12 artı 2 çarpı 16'dan 44 olmasını bekleyeceğiz. Yani bu 1 molünün 44 gram olduğu anlamına gelecek. Dolayısıyla 22 gramsa, yani bunun yarısıysa, bu aslında 0,5 mol demekmiş. Veya SO2 diyorsa CO2, bak bir tane kükürt var, 32 oradan geliyor, 2 tane de oksijen var, 2 çarpı 16 da oradan geliyor. Dolayısıyla bunu 64 olarak bulacağız. O zaman 1 mol 64 gramsa eğer 20 gramı kaç moldür şeklinde işlem yapacağız. Dolayısıyla yapmamız gereken tek şey 20 bölü 64'ü bulmak bizim için yeterli olacak arkadaşlar. 20 bölü 64 molmuş. Veya CH4 diyorsa bak karbon 12 hidrojen 1'miş, bir tane karbon var, 4 tane hidrojen varmış. Dolayısıyla 12 artı 4'ten 16 olarak bulacağız. Yani 1 mol 16 grammış. O zaman 32 gramı kaç moldür dersek 2 katı olduğuna göre elimizde 2 mol madde varmış şeklinde miktarları ile ilgili ifade etmiş olacağız.
hal değişim grafiklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar. Şimdi hal değişim grafiğinde nelere dikkat edeceğiz? Bizim elimizde bir ısınma grafiği var. Yani biz zaman boyunca, bu süreç boyunca bir maddeye sürekli ısı vermişiz. Ve bu madde aldığı ısı enerjisini farklı enerji türlerine çevirerek kendi bünyesinde değişikliklere yol açmış. Madde birinci bölgeden geldiymiş, katı haldeymiş. Bak biz buna ısı vermeye devam etmişiz. Bakın bu tarafta Y ekseninde de ne var? Sıcaklık var. Şimdi biz bunu ısıttığımız süre boyunca sıcaklığı sürekli artmış, öyle değil mi? Öyle bir an gelmiş ki yani ikinci bölgeye geldiğimiz anda artık biz maddeye ısı vermemize rağmen sıcaklığı sabit kalmış. Erime noktası diyoruz işte, çünkü hal değiştirirken bir madde katı halden sıvı hale geçerken maddenin sıcaklığında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz eğer saf bir maddeden bahsediyorsak. Üçüncü bölgeye geldiğimiz zaman artık katı haldeki bütün madde sıvı hale geçmiştir. Sıvı hale geldiği için artık verdiğimiz ısının tamamını yine hal değiştiremeyeceği için sıcaklığını artırarak kullanacak arkadaşlar. Sıcaklığını belli bir süre artırdıktan sonra öyle bir an gelecek ki madde yeniden hal değiştirmek isteyecek. Çünkü ona kazandırdığımız enerji artık fazla gelmeye başlayacak. Ve yine verdiğimiz enerjinin tamamını sıcaklığı artırmak için değil de hal değişimi için kullanmaya başlayacak. Ve bu noktaya da kaynama noktası diyeceğiz. Bir denge durumunda madde hal değiştirecek. Ve beşinci bölgeye geçtiğimiz zaman artık madde tamamen gaz hale gelmiş olacak. Yani şöyle düşünelim. Birinci bölgede madde katı, üçüncü bölgede sıvı ya. Aslında ikinci bölgede katı ve sıvı hal aynı anda bir arada bulunuyor arkadaşlar. Ve madde sürekli katı halden sıvı hale bir geçiş aşaması içerisinde. Benzer şekilde dördüncü bölgede de madde sıvıdan gaza geçiş yaptığı için ortamda hem sıvı hem de gaz fazında maddeler bulunuyor ve zamanla bu değişkenlik gösteriyor. Şimdi bu grafikteki bölgeleri ayrı ayrı değerlendirecek olursak, bak birinci, üçüncü ve beşinci bölge birbirine çok benzeyen bölgeler, çünkü burada sıcaklık değişiyor, hal değişimi yok. Sıcaklığın sabit kaldığı ikinci ve dördüncü bölgeler ise maddenin hal değişim bölgeleri olarak aynı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bu bölgelerin farklılıklarını dikkate alacak olursak diyeceğiz ki arkadaşlar, bak birinci, üçüncü ve beşinci bölgelerde maddenin hal değiştirme durumu yok. Madde tek bir fiziksel halde, dolayısıyla görüntü olarak homojen bir görüntü var. Eğer bizim maddemiz saf bir madde ise homojen gözüküyor. Yani her yerinde aynı özelliği görebiliriz. Ama ikinci ve dördüncü bölgelerde madde hal değiştirdiği için, mesela 2'de hem sıvı var hem katı var. 4'te hem sıvı var hem gaz var. Dolayısıyla da görüntü olarak heterojen bir görüntü elde etmiş olacağız. Peki değişen enerjilere geldiğimiz zaman, şimdi her durumda maddeye biz ısı enerjisi veriyoruz. Altını açmışız mesela, sürekli ısıtıyoruz. Bak birinci, üçüncü ve beşinci bölgelerde madde sıcaklığını artırıyor ve biz sıcaklığı tanımlarken ortalama kinetik enerji demiştik. Dolayısıyla diyeceğiz ki bu bölgelerde maddenin kinetik enerjisi artış gösterecektir. Bizim verdiğimiz enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüyordur. Ancak ikinci ve dördüncü bölgelerde maddenin sıcaklığında değişen bir şey yok. Dolayısıyla da kinetik enerjisinde değişen bir şey yok. Peki ne değişiyor burada? Maddenin hal değiştirmesi onun potansiyel enerjisi, potansiyel enerjiyi kazanmasından kaynaklanıyordur. O yüzden bu bölgelerde de potansiyel enerji artar diyeceğiz. Çünkü biz illaki ortama ısı veriyoruz. Isı verdiğimiz için de bir şekilde enerji artacak. Ya kinetik ya potansiyel enerji, ikisinden birisi mutlaka artacak. Peki birinci, üçüncü ve beşinci bölgelerde, yani hal değişiminin olmadığı bölgelerde potansiyel enerji nasıl değişkenlik gösteriyor ya da değişiyor mu? Diyeceğiz ki arkadaşlar, bu bölgelerde potansiyel enerji sabittir. Çünkü potansiyel enerji sadece maddenin fiziksel haline bağlıdır. Ancak ikinci ve dördüncü bölgelerde de sıcaklık değişmediği için potansiyel enerji artarken kinetik enerji ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Sabit olarak kalması gerekiyor. Sıcaklık değişmiyorsa kinetik enerjide herhangi bir değişim beklemiyoruzdur. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Katıdan sıvıya geçtiğimiz o sıcaklığa erime noktası, sıvıdan gaza geçtiğimiz bu sıcaklık derinliğine kaynama noktası adını veriyor olacağız. Çok benzer şekilde bir de soğuma grafiği çizebiliriz. Bu defa da tam tersi, madde birinci bölgede gaz halindeyken, sadece gaz hali varken burada gördüğümüz üzere ikinci bölgede gazdan sıvıya doğru bir dönüş söz konusu. Dolayısıyla arkadaşlar burası az önce kaynama noktası olarak adlandırılıyordu. Bu defa yoğuşma noktası olarak adlandırılacak. Bu bölgede, ikinci bölgede madde hem gaz
hem de sıvı halde. Yani az önce ikinci ve dördüncü bölgeler için ne söylediysek burada da aynen geçerli. Burada sadece enerji artmıyor, düşüyor arkadaşlar. Üçüncü bölgede madde sadece sıvı halde. Dördüncü bölgede sıvı katı birlikte, bu defa beşinci bölgeye geçtiğimiz zaman ise maddenin sadece katı halinin ortamda olduğunu görebiliriz. O zaman aynı şeyleri burada da söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki birinci bölgede ve üçüncü bölgede ve beşinci bölgede madde homojen görüntüdedir. Maddenin kinetik enerjisi bu defa azalıyordur ama potansiyel enerjisi sabittir. İkinci ve dördüncü bölgelere geldiğimiz zaman madde heterojen gözükür. Bu heterojen görüntünün yanı sıra madde enerji kaybeder ama sıcaklık sabit olduğu için kaybettiği enerji kinetik enerji değil. Bu defa potansiyel enerjidir. Kinetik enerji o bölgelerde sabittir diyeceğiz. Maddenin gazdan sıvıya geçtiği sıcaklığa yoğuşma noktası, benzer şekilde sıvıdan katıya geçtiği noktaya da donma noktası diyeceğiz. Ve iki maddeyi kıyasladığımız zaman, yani daha doğrusu iki grafiği kıyasladığımız zaman bir maddenin donma noktasıyla erime noktasının birbiriyle aynı olmasını, benzer şekilde yoğuşma noktasıyla da kaynama noktasının birbiriyle aynı olmasını bekleriz. Maddenin plazma haline gelecek olursak arkadaşlar, burada tanımı çok önemli. Tanımını bildiğimiz zaman aslında diğer yorumlarda kendiliğinden gelmiş olacak. Diyeceğiz ki maddenin plazma hali iyonize olmuş gaz halidir. Yani aslında elimizde bir gaz fazında madde olacak. Biz buna o kadar fazla enerji vereceğiz ki o madde artık bu bağlarını yerinde tutamadığı için iyonize olacak. Yani iyonların ayrışacak ve oluşturduğu fiziksel hale de biz plazma hali diyeceğiz. Bak, gaz haliyle bunun arasında şöyle çok önemli bir fark var arkadaşlar. Katı hal maddenin hem en düzenli haliydi hem de en düşük enerjili haliydi. Ama buraya geldiğimiz zaman maddenin en düzensiz hali gaz haliyken en yüksek enerjili hali plazma halidir diyeceğiz. Burada bir farklılık oluşuyor. Bunun sebebi işte bu iyonize olmuş gaz durumu. Çünkü madde gaz halindeyken tanecikler birbirinden çok çok uzak duruyor. Ancak plazma haline geldiği zaman, yani açığa iyonlar çıktığı zaman tanecikler arasında etkileşimler daha güçlü hale geldiği için, tanecikler birbirine daha yakın durduğu için bu defa arkadaşlar madde biraz daha düzenli hale geçmiş olacak. Bu ikisi arasındaki en önemli farkı da bu şekilde değerlendirebiliriz. İyonize olmuş gaz diyoruz. Dolayısıyla ortamda hangi taneciklerin bulunmasını bekleyeceğiz? Bir kere arkadaşlar molekül yapıları olacak. Sonuçta gaz halinden plazma hale geçiş var. Gaz halinden kalma o moleküller var. Bunun yanı sıra iyonlar dedik. O zaman katyonlar olacak, anyonlar olacak. Yani katyonlardan kastımız neydi? Pozitif yüklü iyonlar. Veya anyonlardan kastımız neydi? Negatif yüklü iyonlar ortamda dolaşacak. Bir de serbestçe dolaşabilen elektronlar ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. İşte bu bir sürü ve yüklü taneciklerin ortamdaki varlığı bu maddenin, bu fiziksel halin hem elektrik hem de manyetik alandan etkilenmesine sebep olacak. Ortamda eğer yüklü tanecikler varsa tabii ki bu etki oluşmasını bekleyeceğiz. Ayrıca maddelerin elektriği ya da ısıyı iletmelerini bağlarken, özellikle elektrik iletkenliğinde diyorduk ki eğer yüklü ve hareket edebilen tanecikler varsa o madde elektriği iletir. Plazma haline geldiğimiz zaman bir sürü yüklü tanecik var ve çok hızlılar, çok yüksek enerjiler. Dolayısıyla ısıyı da elektriği de çok çok iyi ileten bir fiziksel halden bahsediyoruz. Ve çok yüksek enerjilidir dedik ya, işte bu hem yüksek enerjili olması hem de daha düzenli olması maddenin bu fiziksel halde kalmak istemediği anlamına geliyor. Yani hiçbir madde plazma halinde kalmak istemez, gaz hale geri dönmek ister. Ve bu geçiş esnasında da madde o fazladan enerjisini ışıma yaparak açığa çıkarır arkadaşlar. Bu yüzden maddenin plazma haline örnekler verelim diyecek olursak hemen ışıma yapan maddeler aklımıza gelecek. Mesela kim var? Güneş var. Güneş maddenin plazma haline örnektir. Ya da bütün yıldızları aslında maddenin plazma haline örnek olarak verebiliriz. Bu yüzden ışıma yapıyorlar. Veyahut arkadaşlar ateş, hemen gözümüzde, günlük hayatımızda görebildiğimiz bu ateş aslında maddenin plazma hali olduğu için ışımalar yapıyor ve ışık saçıyor. Benzer şekilde arkadaşlar yıldırım, şimşek, bunların hepsini maddenin plazma haline örnek verebiliriz. Tabii ki doğal plazma haline örnek verecek. Ya da lavlar mesela, bir yanardağ patlaması sonucu açığa çıkan lavların ışıklar yaymasının sebebi yine plazma halinde olmasından kaynaklanıyordur. O zaman neler yaptık? Şöyle bir gözden geçirecek olursak gazların genel özelliklerinden bahsettik.
gazların temel büyüklüklerini basınç, hacim, sıcaklık ve miktar olarak değerlendirdik ve birimleri arasındaki işlemleri yaptık. Hal değişim grafikleri üzerine konuştuk ve plazmalardan bahsettik. O zaman tabii ki ödevlendirmemiz de tamamlama zamanımız gelmiştir. Sıfırdan dokuzda kimya kitabını hemen karşımıza alıyoruz arkadaşlar. Burada ödevimiz neresi olacak, hemen şöyle sayfa numarasıyla gidelim. Hatta gazlar ve plazmalar bölümünü bitirdik. Yani 164'ten 178'e kadar çözülmemiş yer bırakmayalım. Neler varmış şöyle hep birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Sıfırdan dokuza kimya kitabımızda şöyle her sol tarafta, her sayfanın sol tarafında konu anlatımı kısmı olacak. Ve buradaki konuyla ilgili 6 tane soru ya da bir sayfa dolusu soru sağ tarafta bizi bekliyor olacak. Her sayfayı çevirdiğimizde yeni bir konuyu öğrenip onunla ilgili soruları çözüyor olacağız arkadaşlar. Ve bunları tamamladıktan sonra da tarama testleri bizi bekliyor olacak. Tarama testlerinden sonra da ünite testleriyle birlikte üniteyi hep birlikte tamamlayıp sonraki ünitemize geçiş yapabiliriz. Tabii ki sıfırdan dokuza kimya kitabını tamamlamak ödevin bittiği anlamına gelmeyecek arkadaşlar. Dinamo kimya kitabına geçiyoruz. Ondan sonrasında buradaki ödevimiz neresi olacak peki? Yine gazlar ve plazmalar, yani 168'den 191'e kadar ya da Tesla 16'dan Tesla 26'ya kadar çözülmemiş yer bırakmayalım arkadaşlar. Neler varmış bu kitaba gelecek olursak, burada da arkadaşlar şöyle ödev sayfalarımızı açalım. Hatta her sayfanın başında bize bir tane çözümlü örnek sunacak. Bu çözümlü örnek sayesinde de biz aslında konuyu öğrenmiş olacağız. Soruya bakış açımızı geliştirmiş olacağız ve ardından hemen onunla ilgili, o konuyla ilgili 4 tane soru bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Her sayfayı çevirdiğimizde bununla karşılaşacağız. Yani bir tane çözümlü örnek, ardından da bizim çözümümüzü bekleyen sorular olacak. Ve yine bölümü tamamladığımız anda tarama testleri karşımıza gelecek. Ardından üniteyi tamamladığımız için ünite testleri karşımıza çıkacak. Ünite tekrar testlerini bitirdiğimiz zaman bizi fen lisesine yönelik sorular bekliyor olacak. Ardından ÖSYM tarzı sorular ve önemli kısım yazılı tipinde sorular hemen ünitenin en sonunda bizi bekliyor olacak. Her iki kitabımızda da kare kodlar mevcut arkadaşlar. Çözemediğimiz ya da kafamıza takılan herhangi bir soru için video çözümüne gidip bütün eksiklerimizi tamamlama şansına sahibiz. O zaman ödevlerimizi de aldığımıza göre ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok dikkat ediyoruz. Bir sonraki dersimizde yine burada görüşmek üzere.